Şey hanımefendi, şu bahsettiğiniz büyük ödül ne kadar büyük acaba? Büyük, çok büyük. Talihli ev sahibimizin salonunu dekor etmekle kalmıyoruz. Ona tam 40 bin lira değerinde bir de çek veriyoruz. Bak hala 40 bin diyor, nasıl yapacağım şimdi onu burada? Ne? 40 bin mi? Hemen mi? Ay! Geri basın bakayım. Şey hanımefendi, biz biraz düşünelim isterseniz. Tamam, biz biraz düşünüp biz de bir evi gezelim. Tabii. Mecel, karıcığım, unutuyorsun herhalde, hatırlatırım, bu evi beraber almıştık. Mahkeme bana vermedi mi mal paylaşımında evi? Hem o karıcığım lafı nereden geliyor? Nereden geliyor bu samimiyet? Nereden gelecek? Benim bir de soru. 40 bin liradan geliyor değil mi? Ama hiç boşuna heveslenme, avucunu yalarsın. İyi, öyle olsun karıcığım. Eminim buna annen de çok sevilecek. Çok ilginç. Senden de bu beklenirdi. İyi tamam. %20. %20 mi? Annen nerede hayatım? Az önce buradaydı. Tamam. %30. 50-50 hayatım. 50-50. Öyle olsun Ethem Bey. Sayın ev sahipleri. Efendim? Sizce bu hesapta bir eksiklik yok mu? Yok. Yani, ne gibi bir eksiklik acaba? İki ortak daha mesela. Yok artık, daha neler? Ya! Anlatmamı ister misin? Neler neler? Cinayet! Yanıklar, ifadeler, karakollar, mahkemeler! Ve hatta ürkütücü sesleriyle mübaşirler. Tabii ki tüm bunların sonunda cezaevi. Duydunuz Arif abimi. Ne kadar güzel anlattı olayı. Neden? Çünkü tecrübe konuşuyor. Bu yaptığınız resmen tehdit. Tehdit mi? Yani adamlar zaten soygunculuk yapıyor yavrum yani. Adamların işi bu. Yani ya. Kızını yapınca şaşırıyorsun, şaşırmıyorsun da böyle yapınca mı şaşırıyorsun? İşi ya. Bu. Evet. Yani bir bakıma haklı burada yani. Ne diyorsunuz şimdi siz? Peki lan. Ne kadar istiyorsunuz? Bak şimdi. Ya %30'lar bizim. He. 20'şer de sizin. Oha! Bu resmen soygun be! Etmedim ama ben. Adamların işi ustalar yani şimdi. Kabul et. Ne diyorsunuz? Siz onu söyleyin. Ya şimdi bir durun, durun. Ne kadar yaşanmışlıklarımız var. Gelin şunu. Kardeş payı yapalım. Kardeş payı. Herkes 10'ar bin lira. Ne diyorsunuz? Allah'ım yarabbim ya. Ya Mümeccan hiç pazarlık yapmayı öğrenir misin ya? Bu ne ya? Ya adamlar evimizi soysalar daha karlı çıkardık. Şimdi 40 bin lirayı 4'e bölelim diye neredeyse yalvarıyoruz adamlara ya. Abi, vallahi ben 10 bin liraya okeyim. Arif abi. Ben de tamamım. Biz tamamız yani, 10'a okeyiz. Karar verdiniz mi? Tamam mı? Tamam. Tamam. O zaman siz dışarı alın, biz de hemen başlayalım şimdi. Biz nereye gideceğiz ki şimdi? Valla ben sizi bilmem de ben üst komşuya çıkıyorum. Yok öyle ayrı gayrı yenge. Artık biz kader oradayız. Sen nereye? Biz de oraya. O zaman hep beraber üst katta Necmi Beylere kahve içmeye çıkıyoruz. Galiba biraz agresif bu arada. Bak şimdi sen bu eşyaları taşıyacaksın ya. 20 liraya yardım ederim ben. Arkadaşlar, evimizi biraz çabuk tutalım. Fazla vaktimiz yok. Şu dolaptan başlayalım hadi. Yok içinizde. Yok biliyorum ama şartlar kimi zaman kötüyü oynamak zorunda bırakabiliyor. Zavallı insan oluyor. En kötüsü de iyi oynanan kötüsü. Çünkü kötü iyi oynanamayacak kadar kusursuz bir akıl ister. Bu da zavallı insan olduğun en büyük yeteneği ve lanetidir. Neymiş efendim? Şeytan insanı yoldan çıkarırmış. Hadi canım oradan. Düzgün yolda gözü olmayana çelmen bahane. Siz hiç istenmeyen şeytan tüyü diye bir şey duydunuz mu? Bahaneyim efendim. Sadece bahane. Ben tüyünden yorgan yapılan zavallı şeytan, iyi insanoğlunun yaptığı tüm kötülüklerin üstüne çektiği bir bahane. Sakın kanmayın sakın. Ki bazılarınız manidar başsallamaya başladı bile. Yanlış anlatıldı size doğru bir hikaye. Hiçbir iyilikten maraz olmaz. O yalnızca evlat edinilecek bir tercihtir ki tüp bebek sektörü son zamanlarda fena
gelişti. Bilgimize. Hazır açmışken bilgi kapakçıklarınızı eklemek isterim. Hiçbir iyiliğin cezasız kalmayacağını. Ne ustasıdır akıl çelmekte. Neredeyse ben bile inanacağım sana. Oysa bu en kolay yolu. Çünkü zor duruyor olmak. Sadece kötülük yapmamak yetmez iyi sayılmak için. İyilik ekstradan çaba gerektirir. En azından şahit olduğum bir kötülüğe dur diyecek kadar cesaret. Of! Sizce de çok sıkıcı değil mi? Ah canım, hayranım inselliğine. Ama dünya böyle bir yer değil. İyilik dediğin şey mutsuzluğun garantisidir. Ve daha neler nelerdir. Gel ben sana hepsini perde arkasında bir bir anlatacağım. Bölümüyle devam edecek.